Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur. Bugün bir alışveriş videosu çekeceğim sizler için. Bu alışverişim aslında ihtiyaç alışverişi oldu. Hepsini ihtiyacım olduğu için aldım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım hoşunuza gidersiniz. Bu arada Instagram adresimi, Snapchat'i, Facebook adreslerimin hepsini aşağıya yazıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi alışverişimize geçelim. Öncelikle temel ihtiyacımız olan Garnier makyaj temizleme suyundan başlamak istiyorum. Her zaman ben bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Göz makyajımı, yüz makyajımı hepsini çok güzel çıkartıyor. Yüzümde tahriş olan da olmuyor. Bunu aldım. Çok memnunum bundan. Yine Garnier'ın temizleme arındırıcı jelini kullanıyorum. Sürekli olarak bittikçe alıyorum. İlk çıktığı günden itibaren kullanmaya başladım. Ben bunu çok beğeniyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Zaten yeşil jel tarzında bir şey. Ben bunu böyle sabahları ya da akşamları yüzümü köpürterek bol suyla yıkıyorum. Çok güzel bir ferahlık veriyor. Bunu da sürekli alıyorum. Yine Garnier'dan gidiyoruz. Ben Garnier ürünlerini çok beğendiğim için yüz kremini de denemek istedim. Benim cildim, vücudum, yüzüm kuru ve çok kuru ciltler tipine geçiyor. Kapı açılmış. O yüzden ben de bunu aldım. Umarım bundan da memnun kalırım. İçini açayım hemen. Şöyle çok tombik bir kutusu var. Çok tatlı. Çok beğendim bu kutusunu da. Bu şey balsam diye geçiyor aslında. Yoğun nemlendirici olarak geçiyor. Bunu birazcık kullandıktan sonra eğer çok memnun kalırsam bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yine ilk kez deneyeceğim vazelinin losyonunu aldım. Ben bunu kollarıma ve bacaklarıma kullanmak için aldım. Bu birazcık yoğun nemlendiricili olanı. Zaten altta böyle kademeleri yazıyor bunların. Hafiften yoğuna doğru gidiyor. Ben yoğun olanını seçtim. Özellikle çünkü benim yüzüm ve vücudum aşırı kuru. Saçlarım da çok kuru. O yüzden ben en yoğunlarını alıyorum. Düzenli kullanmaya da çalışıyorum. Bunu da yani ilk defa deneyeceğim dediğim gibi. Eğer ki çok çok beğenirsem ayrı bir video çekeceğim. Bu arada bu kakaolu kokuyor. Çok güzel kokuyor. Sıcak günlerin vazgeçilmezi deodorantlar tabii ki. Ben sürekli olarak Nivea'nınkini kullanıyorum. Çünkü pudralı olduğu için. Diğer böyle en bilindik markalar işte şey pudrasız oluyor. Ve ben onları hiç sevmiyorum. Yani hiç kokuları falan çok güzel, çok hoşuma gidiyor ama kesinlikle kullanamıyorum. Eğer pudralı bildiğiniz başka bir ürün varsa aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü aynı ürünleri kullanmaktan bıktım artık. Bütün Nivea'nın çeşitlerini alıyorum, bütün pudralı olanlarını. Sürekli de değişik kullanmaya çalışıyorum. Çünkü kokusu bir süre sonra bayıyor bu sıcakta. Eğer pudralı biliyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Son olarak Wet n Wild'ın Far Palette'ini aldım. Ben bu renklerini seçmeyi tercih ettim. Hepimiz hemen hemen biliyoruz zaten nasıl renk verdiklerini konuşamadım. Ben de bunu seçtim. Ya aslında almak istemiyordum şu dandik kapakları yüzünden. Hiç sevmiyorum. Her an kırılacak gibi bir his var. Bir de ben böyle şey böyle çat çat atıp kullanırım. İnşallah kırmam yani. Bunların böyle kapları da değişirse çok güzel olacak. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma lütfen abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Ürünleri uzun uzun anlatmadım. Yani videonun uzun olup sizi sıkmasını istemediğim için aslında. Aralarında ilk defa deneyeceğim ürünler var. Onları çok çok beğenirsem ayrı bir video olarak uzun uzun anlatacağım orada zaten. Oradan da merak ettikleriniz olursa izleme şansını bulursunuz. Sizin de merak ettiğiniz ürünler varsa ve benim denememi istiyorsanız aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii ki bu ürünler uygun fiyatlı olacak. Çünkü ben hiçbir zaman çok yüksek fiyatlı ürünler kullanmıyorum. Daha önce de belirtmiştim sanırım bunu. Beni Instagram'dan, Snapchat'ten ve Facebook'tan takip etmeyi de unutmayın. Hepsinin linkini aşağıya yazıyor olacağım. Şimdilik hoşça kalın.